İyi günler. Credit West Bank'tan herkese merhaba. Ben Gamze Fuat. 26 Mart Salı günündeyiz. BRT ekranlarında yepyeni Ekofinans programıyla yeniden karşınızdayız. Oldukça hareketli geçen haftanın ardından bu haftaya sakin başlayan Türkiye piyasalarında dün gün sonu BIST 100'e gelen satışlar ardından hareketlilik yeniden başlamış oldu. Gün sonuna doğru bankalara kısmi satış gelmesi sanayi tarafında da baskıyı arttırırken endeks günü %1'e yakın düşüşle 9.029 seviyesinden tamamladı. Bugüne ise yatay bir seyirle 9.029.50 puandan başladı Borsa İstanbul. Bankacılık endeksi %1.01 azalırken holding endeksi %0.11 artış kaydetti. Sektörler endeksleri arasında en fazla kazandıran %1.41 ile elektrik olurken en çok kaybettiren ise bankacılık oldu. Döviz piyasasına baktığımızda dolar Türk lirasının günü sınırlı da olsa bir yükselişle tamamladığını gördük dün. Günü 32.1469'dan tamamlayan dolar TL bugün sabahın erken saatlerinde 32.1720 seviyelerinden fiyatlanıyor. Euro TL dünkü kapanış seviyesi olan 34.84 seviyesinin üzerinde 34.8850. Sterlin TL ise 40.66 seviyesi üzerinde 40.67 seviyesinde fiyatlanmakta. Avrupa ve ABD piyasalarında haftaya sakin bir başlangıç yapıldığını gördük. Veri takvimi bakımından da zayıf kalacak haftada dün açıklanan tek önem arz eden veriler ABD'den geldi. Yeni konut satış rakamlarında önceki ay verisi yukarı revize edilse de Şubat ayı rakamı 662 bin ile 665 bin beklentilerin altında kaldı ve satılan konut fiyatları beklentilerin aksine düşüş izlendi. İnşaat sektörünün ileriye dönük hareketlerine ışık tutan inşaat izinleri verisi ise Şubat ayında %2.4 artışa işaret ederek beklentilerin üzerinde geldi ABD'de. Verilerden öte diğer takip edilen başlıklar ise FED yetkililerinin faiz patikasına ilişkin yaptıkları açıklamalar oldu. Geçen hafta yapılan FED faiz toplantısı ardından yıl boyunca 3 faiz indirimine garanti gözüyle bakılmasına rağmen FED yetkililerinden gelen çekimsel açıklamalar devam etmekte. Cuma günü dolar endeksinde son bir ayın en yüksek seviyelerinin test edilmesinin ardından haftanın ilk işlem gününe hafif de olsa satıcılığı görüldü ve endeks 104.50 yakınlarında 104.15 seviyesine kadar geriledi. Bu durumdan olumlu yönde faydalanan G10 para birimlerinden bizim yakından takip ettiğimiz Euro ve Sterlin de faydalanarak dolar karşısında günü %0.3 civarında yükselişle tamamladı dün. Dolar endeksindeki gerileme altında da görüldü ve son günlerdeki kayıplarının bir kısmını geri alarak tamamlamasına yardımcı oldu. Altın fiyatları da bu durumda yükseldi. Petrol OPEC Plus'ın Orta Doğu ve Rusya'daki gerginlikler üzerine üretim kesintisi patikasını teyit etmesiyle bir haftanın en büyük yükselişinin ardından sakinleşti. Brent petrol pazartesi günü %1.6 yükseldikten sonra varil başına 87 dolar civarında işlem görürken ABD ham petrolü 82 doların üzerinde işlem görmekte. Altın fiyatları ise ABD enflasyon verileri öncesinde rekor seviyeye yakın seyrediyor. Altın fiyatları yatırımcıların ABD enflasyon verileri öncesinde temkinli davranmasıyla pazartesi günkü kazancını bugün de korudu. Bu veriler yatırımcılara Fed'in faiz oranlarını ne zaman düşürmeye başlayacağı konusunda daha sağlam bir görüş sunabilir. Spot altın pazartesi günü %0.5 değer kazandıktan sonra on başına 2172 dolar seviyesinde sabit kaldı. Gümüş ve platin pek değişmedi. Platin ise hafif yükseldi. Ve Bitcoin yaklaşık 10 gün aranın ardından hızlı bir yükselişle yeniden 70 bin doların üzerine çıktı. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum da benzer şekilde günlük %5 yükselerek bu sabahın itibariyle 3650 dolardan işlem görmekte.
Veri açıklamaları bakımından oldukça sakin geçmesi bekleniyor. Bugünün önemli sayılabilecek veriler arasında ABD'den gelecek dayanıklı mal siparişleri verileri olacak. Ve bültenimizin sonuna geldik. Ekonomi piyasalarındaki en son gelişmeleri aktardık sizlere. Yarın sabah Beret ekranlarında yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.